Birinci Siyonist Kongresi'nde Dünya Siyonist Teşkilatı kuruldu. Kongrenin en önemli sonucu, Filistin topraklarında bir Yahudi devleti kurulmasının hedef olarak açıklanması oldu. Theodor Herzl, Yahudi sorununun ancak siyasi yoldan çözülebileceğine kanaat getirmişti. 1901 yılında İstanbul'a gelen Herzl, Sultan II. Abdülhamit'le görüştü ve Filistin'e Yahudilerin yerleşimi için talepte bulundu. Bu talebinin gerçekleşmesi karşılığında Osmanlı Devleti'nin tüm borçlarının ödeneceğini belirtmesine rağmen talebi reddedildi. Bununla birlikte Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu güç koşullar ve birçok cephedeki savaş haline, Birinci Dünya Savaşı da eklenince Filistin'e Yahudi Tarım Örgütleri Organizasyonu adı altında fiili olarak Yahudi yerleşimciler gelmeye başladı. Tertemiz masmavi göklerim.